Let's say that you have $100, you have X dollars, and I have $0. And we are trying to decide how to redistribute this money. So in such a case, the richest person doesn't want any redistribution. The poorest person wants all redistribution he could afford. So the king becomes the median relative who has this X dollar between 100 and 0. And so in case of this guy, so in this society, if that guy, the guy with X dollar of income, has below average income, okay, then if that is, if X is less than 100 plus X divided by 3, then he would vote for full redistribution, because he will then get the average income, which is higher than his income. So this is the issue that Tocqueville noted. He said that democracy in America can survive, to paraphrase him, because America, United States, is made of people with relatively similar incomes. This is late 18th century, so at that time it was more or less like that. So you don't have this income disparity, and you don't have strong pressure for food redistribution. But the argument is not as simple as this, because in the example that I just gave, the incomes are exogenous. So you have $100 of income, you have X dollars, and I have none. But so suppose that the median voter has less than average income and vote for full redistribution. Then it's quite likely that you wouldn't earn $100 of income, because you know that at the end you will end up with one third of the total income. So income, when you endogenize the income, things could change. So how things will change? Because when the income is endogenous, because of the incentive effects, people will earn less. And taking this into account, the median voters, or whoever decides how much to redistribute, will choose smaller tax rates, lower tax rate. That's the argument. There are other type of incentive effects. The title of this paper takes its clue from a work by Arthur Oaken, who noted that when you carry the money from rich to poor, it's like you are doing it with a leaky bucket. Some of the money just leaks on the way. And there are several different explanations how it would leak. Oaken lists four. So one is this incentive effect, that is, people would work less. There's another effect, saving effect. Then you would, this will affect your savings. He also notes administrative cost. And he says that administrative costs or similar issues should not be important. This is our point of divergence. We indeed believe that these things could matter, especially if you consider how corrupt the tax or redistributive institutions, and also related issues that they have not studied. So we would like to think about income redistribution with a leaky bucket, and we are going to talk about a designed leak as opposed to inevitable leak, and we will show that this endogenizing the leakage, not only the income, but also the leakage, has an important effect on a very famous model. So this very famous model is Meltzer and Richards' seminal model of income redistribution. This is one of the most cited papers in economics, about 2,000 citations. And it has a very famous prediction. It says that as income inequality increases in a society, so this second variable, y bar over yd, is their measure of income inequality. I will go over the formal model, and these will be hopefully clearer. But y bar is the average income, yd is the income of the decisive
Walter, the median Walter, the guy who has X dollars. So average divided by his income is a measure of income inequality. And typically, it's considered that median income has less than average income in pretty much any society that we know because of some observations on the higher side. There are some people with lots of money, which raises the average over the median. So when they solve their model and they compete how the fraction of income redistributed over the average income, or how is the percentage of redistributed resources to GDP changes in income inequality, they found the sign to be positive. So this is a theoretical model, and the prediction of the model is that as societies get more unequal, they will redistribute a larger fraction of their resources. And right after the publication of the model, several people have tested this hypothesis, starting with themselves in 83. And to say the least, the empirical evidence is weak. So there are people who find that it is correlated, but weakly, positively, as it's predicted. But there are people who find that there is no correlation. Even there are people who found that there is a negative correlation. The more unequal societies redistribute a smaller fraction of their endowments. And you can think of examples in Dominican Republic where they have lots of income inequality. They redistribute a tiny percentage of their resources. Where in Japan, where income inequality is one of the least, they redistribute a lot. So that's these are outliers, but they show that the trend is not as smooth as Masser and Richard predicted. So what do we do? We say that if carrying the water around from rich to poor can only be done with a leaky bucket, then maybe somebody will design this bucket. Okay? So maybe somebody will make a big leak in the bucket. And if the leak is big, then you cannot redistribute a lot of money because a lot will leak. Not only that, if the leak in the bucket is large, then even the median voter, the guy who has X dollars, may not want so much redistribution because he knows that he will have to pay and will get very little in return. So he may say that it's better not to do this. So the idea is not that old. So while the U.S. Constitution was written, one day John Quincy Adams noted that the Constitution was calculated to increase the power of those who already have power. The idea is common in the Marxist literature. More recently, Daran Acemoğlu with his co-authors sort of restated this idea, elites designing institutions and the conflict between elite and non-elite. So what do we do exactly? We take this seminal model, Masser and Richard. We include leakage into the model explicitly. Then we solve the model and we recalculate dr y bar, dy bar y d. So what do we find? These are some sort of more explanations about leakage, but to be quick, what do we find? Let me tell you directly what do we find. So we will find a non-monotonic comparative statics. Unlike Masser and Richard, who thought that if Masser and Richard's model, it would be dr dy would be a positive, this comparative static would be a positive number. In our case, it's not a constant. It could be increasing, it could be decreasing, and zero could be anywhere here. So zero is not that point. I put several of these, but to see this better, it's better to assume that the x-axis goes through here. I didn't put, which would mean that some of the curves are already below zero. So for each particular curve, think about an x-axis going through here. So the relationship between the total resources redistributed over income inequality could be positive, could be negative, and it could increase, it could decrease.
That, in a nutshell, explains the confusion in the literature. So, because if you fit a regression, if the actual data is distributed like this, and if you try an OLS, okay, then you will find a line that goes through here. Depending on your point, you can find a line with a slight positive slope or a slight negative slope, but something around zero. Okay? And that, we think, is the reason why we have the observed inequality redistribution puzzle. So, what makes this difference? We assume in the model that there is a, in addition to this designing voter, the guy with the middle income, we have a designing voter who designs the institutions. And the income ratio between this designing voter and the deciding voter determines the sign of this comparative status. So, let me go to the model. Oops. And then clarify how these things work. So in the standard Master and Richards model, there's a continuum of individuals with different productivities, and the only source of the income is productivity. So there's a population with different incomes. Each individual likes to consume a consumption good, but also likes to consume leisure. The preferences are fairly general. It's just assumed that the utility function is strictly concave in both goods. So you have this nice convex-shaped indifference curves, and both goods are normal goods. As you get richer, you would like to consume more consumption good and more leisure. Each individual has one unit of time. He has one day, one year, whatever. And given his productivity, if he works n hours, his income will be x times n. So the higher the productivity, the higher is the income. That's how income and productivity are related. Everybody pays a pre-tax income at a flat rate t. That is, you pay a certain fraction of your income, no regressive or progressive income tax. But progressiveness comes through redistribution because in addition to this, so the total consumption will be equal to 1 minus t times income plus r, and r is the demogrant, r is how much government redistributes from the collected tax. So if you follow the standard procedure and solve for optimal labor supply, this is your first order condition. It holds with equality if somebody works, if n is larger than zero. So the aggregate pre-tax income will be equal to this. So the aggregate pre-tax income will be simply sum of all these incomes, sum of all the incomes of individuals who work. Who will work? Anybody whose productivity is more than x sub zero will work. And this is x sub zero. If somebody's productivity is less than this, this person will not work, just leave off with the redistribution. So that is the world Matzer and Richard describes. And to close this model, Matzer and Richard assume that this R, the redistribution, is equal to tax rate times tax base. That is, all the collected tax revenue is redistributed. So the difference is that we assume R is equal to 1 minus lambda times tax base, where lambda is a fraction of the leakage. So the lambda fraction of total tax revenue is leaked, is gone. Okay? So it could be inefficient redistribution, it could be corrupt tax enforcement. There can be many sources of leakage. We are not specific about the sources, and this is not what we eventually care. What we care is how the degree of leakage will change equilibrium redistribution and the predictions of Matzer and Richard model. So let me tell you how. When one solves this model, we get this as the equilibrium tax rate. What are these terms? This is the elasticity of aggregate income with respect to redistribution. M is the ratio of total income or the average income to the income of decisive voter, the guy with income X. And eta tau is the elasticity of aggregate income with respect to 1 minus tax rate, with respect to net wage rate.
so to speak. Then in the equilibrium, the median voter, the deciding voter, will choose this tax rate. So this is the same as the Meltzer and Richards solution, except when you set lambda equals to zero, you get Meltzer and Richard. So Meltzer and Richard becomes a special case of this. And one more thing to note that about the effect of income. So when you set lambda equals zero, you go back to Meltzer and Richard. When you set eta tau equals to zero with lambda equals to zero, you go back to the Tocqueville, where there is no income elasticity, so you would say the tax rate will be 1 minus eta r divided by 1 minus eta r, 1. So tax everything, redistribute everything. So our model differs from the earlier stories through these terms. So when we look at this tax rate and when you look at the equilibrium redistribution, what do you see? Well, two things are worth noting. One is that the higher the leakage, the lower is the equilibrium tax rate, and the higher is the leakage, the lower is the equilibrium redistribution. Both are intuitive. So if there is more leakage, that means public good is more expensive, right? Or redistribution is more expensive. Then this is a normal good, so you would buy less of it. And you allocate a smaller fraction of your resources into this business. But when you look at the famous comparative statistics, that is how the fraction of resources redistributed changes with respect to inequality, we still find that the more inequality in a society, a higher fraction of resources they will redistribute. So given that the quality of institutions, or given that the leakage is the same in two countries, we should still observe the country with more unequal income redistribution to redistribute more. So how do we explain the current, how do we explain the puzzle? The explanation we suggest is that in the countries with high income inequality, the leakage is higher. But how do we find this? How do we justify this? So this is sort of our main contribution. Now we build on this model the following story. So assume that there's an initial constitutional period. And in that period, a voter with income above median voter chooses the quality of institutions and thus the degree of leakage. So there's an interval for leakage. This is the most efficient, feasible sort of redistributive scheme. This is the most inefficient, again, feasible and persistent redistributive scheme. It's possible to set up a government so corrupt that lambda upper bar is equal to 1, but then that government would not last for long. So we are looking for institutions that could persist over a long period of time. So even if you want it to be highly inefficient, you may not be able to achieve this. So lambda upper bar is not necessarily the lambda that would make tax rate zero. So there is one technical result which helps to understand the findings and the intuition. So this guy's utility, U upper D, is strictly quasi-concave. That is, his marginal utility from leakage is decreasing. So what does that mean before the rest? Let me show you. That means the marginal utility as a function of lambda is a decreasing function. That means it will hit this axis at most once. So it's possible that it's always negative. Now this point is zero. Right? It's all possible that this guy is so poor, his income is so low that even at lambda lower bar, his marginal utility from leakage is negative. Then he chooses his optimal lambda is lambda lower bar. Or it's possible that he's so rich that even the smallest degree of efficiency in the government is against him. He wants the government to be as inefficient as possible. Or he wants the redistributive institutions, not necessarily the other parts of the government, be as inefficient as possible. And of course, there's also a possibility of an interior solution. So depending on, I'm going back,
depending on this guy's income, YD, the marginal utility increases in YD. Depending on YD, we have three scenarios. The designing voter, if he is close to the median voter, will choose an efficient as possible redistributive institutions, or he will choose as inefficient as possible redistribution to institutions, or he will choose an interior solution. And this is the interior solution. So if he chooses something that's not highly inefficient nor highly efficient, then this is what he will choose. And that's a long formula, but one thing to note that here enters K, which is the ratio of designing voters' income to deciding voters' income. The guy, so this is the guy who designs the constitution, the institutions, and this is the guy who later votes, who chooses the tax rate. So then we take the derivative of dy yd with respect to m, but now we know that m is a function of lambda star. That's a very long derivative. I did not present it here. And the solution to this is a polynomial of degree 5, so you cannot sign it, or I cannot sign it. So what do? We numerically evaluate this, because we have lots of estimations about elasticity of labor supply with respect to wages. We have elasticities, we have estimates of income redistribution. So we have estimates for all three parameters. Then when we look for this, what we find is that when the designing voter, the guy with Y capital D, is closer to the median voter, his income is closer to the median, the sign of this is positive. So he will still choose relatively efficient institutions, and then equilibrium redistribution increases in income inequality. And then as this starts to increase, as the income disparity increases between the designing and the deciding voters, then this will take a negative sign. This is what I was trying to show at the beginning. So the relationship between these two is not monotonic. And as this increases, as the fraction increases, we will hit the upper bound, the lambda upper bar. And after that point, the relationship is again positive. So to summarize, what we find is that the relationship between fraction of resources redistributed to income inequality in the society, as measured by average income over the median income, is non-monotonic, and that can be an explanation for the current inequality redistribution puzzle. That is, in a nutshell, what we do. Let me briefly discuss how that relates to current literature. One of the comments I got when I sort of discussed this paper was that we introduced institutions to Matheson-Richard model. That's, strictly speaking, not true. There are some institutions already embedded in Matheson-Richard, even though they are not either aware of it or they do not specify it. For instance, they assume that tax rate is the same rate for everybody, and that's an institutional assumption. Tax rate is not necessarily the same for everybody. And more important, in an 88 paper, Snyder and Kramer shows that if society decides on the tax rate, they are not going to choose the flat tax rate. They will choose a progressive tax rate. So we are rather than adding institutions into Master and Richard model, we are sort of being more clear about the institutional structure on which Master and Richard operates, and also we endogenize these institutions. Recently, two people looked at the data about the institutional quality, and actually three people, Chong has different co-authors, institutional quality and redistribution. Chong and Calderon is a purely empirical paper. They show that in societies with low institutional quality, there is less redistribution, but they do not have any theoretical model for to explain where does that come from.
John and Gradstein, more recently, 2007 Review of Economic Studies, does have a theoretical model, but it differs from our model in several ways. So what are these? In their model, income is exogenous. In our model, it's endogenous. So they don't build on Masser and Richard, and I can understand it's pretty complicated to build this on Masser and Richard. So in their model, redistribution is from poor to rich. In our model, it's from rich to poor. And in their model, institutions are as ephemeral as the tax rates. They vote on institutions every period. In our model, institutions are more like institutions. You set them up at once, and then they take place. So that's about it. Any questions, comments? Bunlar bu iki şeye bakıyorlar. Yani siyaset bilimci açısından bakınca çok öğretici buluyorum ben. Yani bunlar gerçekten faydalanabilir şeylerse çok önemli. Çünkü hakikaten size şeyle geleceğim ayrıca. Yani böyle bir modellemeden iş çıkıyorsa bu tür ülkelerde vergi üzerinden, çeşitli kurumlar üzerinden çok şey yapılabilir demektir. Ama sizin o şeyi de hani sızmayı ortaya koymanız hükümet iyi olabilir ama bunun organizasyonu iyi değilse sen yüzünden pahalı işler yaparsınız. Yani 100 lira alırsınız zenginden bunun yarısını yolda dökülürse o işi yapmaya yani politik açıdan çok önemli görüyorum ben. Bunun için acaba hakikaten faydalanıyorlar mı, deniyorlar mı, YouTube okuyor mu? Yani bu son iki çalışma dataya bakıyor ve arada bir korelasyon buluyor. Yani bir memleketteki institutional quality azsa bunlar çok fazla geliri dağıtamıyorlar veya dağıtmıyorlar artık neyse. Bunların dağıttıkları oran küçük. Fakat burada birkaç mesele de var. Şimdi bu dataya bakmak deyince bu teorik modeldeki neylerin, variable'ların datadaki karşılığını bulmak her zaman kolay değil. Birinci problem şu, bizim elimizde redistribution sonrası gelir verileri var. Yani biz insanların gelirlerinin hakkında bir takım data setlerimiz var ama bunlar hep redistribution'dan sonra. Şimdi bunu tam layıkıyla sınamak için redistribution'dan önceki gelirleri bulmak lazım. Bunu buradakiler değil ama Milanoviç bazı Avrupa ülkeleri için yapıyor. Çünkü bunların Luxembourg Income Study diye bir şeyleri var. Çok detaylı bir data setleri var. Orada sorular daha detaylı. Ve redistribution'dan önce market income denilen income kaç para onu biliyorlar. En azından nüfusun bir kısmı için biliyorlar. Ve o şeyi Masser and Richard'ı test ediyor. Ama bizim yaptığımız şeyi test etmiyor. Hani belki o datayı kullanarak bizim yaptığımız şeyi test etmek daha da makul bir şey. Şunu sorsam mesela bu 1981'de yapılmış, muhtemelen iktisadi dediğimiz şeylerde, araştırmalarda, çalışmalarda buna diyelim ki 1000, 2000, 5000 atıfta bulunulmuş. Peki politika bilimcilerinin çalışmalarında bunlara böyle yoğun bir atıf var mı? Var var evet. Istiyorum. Yani politika bilimcilerinin özellikle iktisatçılarla dirsek teması olan kesiminde Amerika'da siyaset bilimlerinde işte bir Rational Choice School da var. Buna bazen ötekiler Rat Choice da diyorlar. Bu tür adamlar daha çok ekonomiyi okuyorlar. Hani onların da kendi içlerinde kavgaları var vesaireleri var ama bu grup daha ilgili. Bir de siyaset bilimi gittikçe daha empirik bir bilim. En azından Amerika'da. O yüzden şeyler var. Yani kim var? Mesela Harvard'da Top Iverson diye bir adam var. O son birkaç senede böyle şeyleri yapıyor. Biraz literatür review de yapıyor. İşin güzel tarafı şey de yapıyor. Yani
siyaset bilimciler nasıl açıklamalar getiriyor bu meseleye? Hani onların açıklamalarını da test edebilecek daha meta modellerle ilgileniyor. Şeyler, empirik testleri, hani benim bildiğim bunlar var. Sağ olsun, Halil'in benim de ismini yazdı makalede. Şey olarak, bu önemli ölçme modelini sakatıp olan Halil'den, sağ olsun ben daha öncesinde de destek almıştım. Bu makalenin daha önceki versiyonundan, benim hatırladığım kadarıyla American Political Science Association'ın toplantısından falan kalıyordu. Yani aslında politikacıların bayağı bu... Hayır, modelin kendisi de önemli. Yani bütün etkisi bir o modelin parçası kabul edersek. Hem o önemli, hem sizin katkınız önemli. Yani o modelde bu bilgiç olmayınca çok çıplak kalıyor bence yani. Onun için tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir... Politikacıların ilgisi hatta ekonomik... Yani siyaset bir güzel kıymetinizi bildiğim olarak demek istiyorum. Kabul edilen makaleydi. Bir de bu politik ekonominin bir güzel tarafı da bu aslında. Böyle biraz daha ara bir yerde duruyor. Politikacıların bir kısmı çalışıyor. Ekonomikçilerin aslında biraz daha tam yani mainstream'in içerisinde girmiş durumda. Ama yine de çalışan sayısı az. Fakat daha genel sorulara cevap üretme adına zaten o empirik taraf hocam dediğiniz gibi çok önemli. Çünkü zaten makale empirik puzzle'dan başlıyor. İnsanlar işte bayağı 2000 sayfada yaşanan bir makale var ama gerçek hayatta öyle bir şey yok aslında. Çünkü gerçekler çok çok daha komplike. O komplikasyonu sağlayan da bu institutionlar, ilk başta institutional design edenler. O yüzden sizin de dediğiniz gibi şey, hani istediği kadar şey, hükümetler değilsin etsin ama o ilk baştaki design çok önemli. Bununla ilgili Latin Amerika ülkeleriyle ilgili çok örnek var. Bu Dominican Republic falan, Dünya Bankası'nın çalışması vardı. Bu Engelman Sokolov'un şeyi var mesela. 100 yıl öncesinden institutionlar nasıl dizayn edilmiş, işte Arjantin'de nasıl dizayn edilmiş, bir şekilde commodity exporter'lar da institutionlar özellikle zenginin lehine bir şekilde dizayn edilmiş. Çünkü zengin institutionlar dizayn edildiği zaman da daha kuvvetliymiş. Bu Latin Amerika ülkelerine özellikle bayağı iyi uyan bir model. Yani şey var, Stanford'da şimdi mezun oldu bir doktor öğrencisi. İsmini hatırlayamadım ben ama bulabilirim. Onun bir makalesi var mesela. Latin Amerika'da land redistribution'a bakıyor. Ve çok ilginç bir şey var. Yani land redistribution işte zaman zaman oluyor. Nerede daha çok oluyor ona bakıyor. Land'in nispeten adil bir şekilde dağıtıldığı yerlerde daha çok oluyor. Ama land zaten adaletsiz bir dağıtılmışsa yani en çok baskının orada olmasını bekleriz. Orada pek land redistribution olmuyor. Yani onun açıklaması da pek leakage gibi değil ama benzer. Yani o da diyor ki bu çok büyük toprak sahipleri bu düzeni öyle kurmuşlar ki bunların toprağını dağıtmaya kalkarsa birisi darbe yaptırıyor adam işte. Orduyla arası iyi, başka güçleri var. O yüzden böyle paradoksal bir şey görüyorsunuz. Yani nispeten toprak dağılmışsa dağılmaya devam ediyor. Ama şeyse işte Arjantin falan gibi çok büyük toprak sahiplerinin olduğu yerlerde pek dokunamıyorlar, dağıtamıyorlar. Bu arada iki de bunun değişikliği ele alınabilir. Mesela Türkiye çok enteresan. Türkiye dünyadaki income inequality'nin en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Hani Latin Amerika ile falan karşılaştıkları. Aslında mesela o 2000'e neden şimdi olduğu belki tartışmak lazım. Hani baktığı zaman da bu bir redistribüş mekanizması olarak düşünüyor. Aslında orada in-kind transfer var. Land'i transfer ediyor. Cash transfer edemiyor. In-kind transfer ediyor. Ama zaman içerisinde hem yani institutional economics literatürü de oluyor aslında. Land'in fiyatı arttıkça bunu tekrar bölüşelim demek aslında insanlar. Yani bunun fiyatı arttı, ben sana bunu daha önce daha ucuzdan vermiştim demek. Şu an gel bir daha paylaşalım demek. Bence ben öyle okuyorum. Ve iç içe mesela o evde yapıldığı zaman o işte yapıldığı layıklarda al şu kasaya 100 lira diyorlardı. Peki ne yapacaksın sen bunu? Ben bunu fakir fukaraya dağıtıyorum. Yapıyorlardı da belli ölçülerde. Şimdi daha büyük bir şey koyup at bakalım yine 500 lira ben bunu yine fakir fukaraya dağıtacağım. Aslında yani ikili olarak yani katlerdi bir şekilde o tür şeylere uygulayabilirim. Çok faydalı bir modele benziyor yani. İstihbarat parlak yani değil bir yere yakalamış. İnşallah, inşallah. Burada institution durumunu anlatırken quality of progress ve quality of corruption testleri ölçüyorsunuz değil mi? Ya bunlar şimdi bu institutionların
nasıl ölçülür? Bir sürü değişik yaklaşım var işte. Herkesin bir institution kalitesi ölçme şeyleri var, değişik indeksler var. Faruk daha iyi biliyor bu işleri doğrusu yani. Kim şimdi nasıl ölçüyor? Merak ettim, bu modeldeki kültür boyutu. Yani çünkü her ülkenin kendine göre tarihsel gelişimi onunla ilişkilendirmiş bir kültür yapısı var. O yüzden de hani bunu mesela her ülkenin aynı tepkiyi vermesi beklenmeli mi? Ya da sizde bu modelde kültür boyutu bir yerde duruyor mu? Elinize var mı? Yani kültürden tabii kasıt ne? Eğer preference'larsa bunun içine embed edilebilir bunlar. Yani dersiniz ki falanca ülkede insanlar işte fakirler... Mesela yalan söylemiyor insanlar. Bir topluluk var ki yalan söylemiyor. Ya da rüşvet vermiyor. Yani böyle yerlerde tabii institutional quality'nin daha iyi olmasını beklersiniz. Hani bizim lambda burada bir tane parametre. Bu lambdanın işte aslı nedir? Nereden geliyor bu lambda? Belirleyicileri nelerdir? Bunu açmaya kalkarsak bir sürü şey söylenebilir. İşte rüşvet alıyor mu, almıyor mu? Yani o zaman da çok bir şey olursa da uygulanabilirlik problemi olacak bu sefer burada. Yani çok fazla bir hesabım yapıyor. Çünkü mesela Çin, ben hani bunları anlatırken Çin'i düşündüm. Bir taraftan müthiş rüşvet var, institutionlar çok büyük. Ama adamları hem büyütülüyorlar. Nasıl olur mesela? Hani pratikteki karşılıklarını düşünüyorum bu modelin. Aslında şimdi bir taraftan çünkü redistribution tarafı orada da problem mesela. Zenginler bile düzenliyor. Mesela köydeki kişi şehre geçiyor. Komünist Parti düzenliyor. Yani, Komünist Parti yani. Ama Komünist Parti'ye nispeten yeni bir emerging rich var. Ve köyden şehre gitmiş olan insanın hiçbir sosyal güvenliği yok. Acayip tasarruflar var o yüzden. %50'ye yakın tasarruf ediyorlar. Biz %12 tasarruf ediyoruz. Ama etmek zorunda çünkü sağlık sigortası yok. Emeklilik yok. Hiçbir şey yok çünkü vakti zamanında 80 öncesinde dizayn edilmiş bir mekanizma var. Sadece şehirliye sosyal güvenlik veriyor. Çin aslında o açıdan güzel örnek olabilir. Hani bir şekilde onu da değiştirmiyor. Yani 30 yıl geçmiş. Değiştirmiyor özellikle. Çünkü bu zengin aslında bakımdan redistribüsyon yaptırmaması demek. Çin o açıdan bence bir örnek. O quality of bureaucracy, government effectiveness bunu empirik tarafa kaydıracağımız için o redistribüdeki bakıda bir şey bulmak lazım. O institution literatüründe de empirik tarafta ona en yakın olanlar yine corruption gibi. Çünkü corrupt olduğunda normalde vatandaşa gidecek bir şey arada gidebilir düşünerek ben oradan ölçmeye çalışmıştım. Rüşvetle ilgili bir endeks var. Mesela insan galiba bir yerde iki oradan buluyor. Yani 2-3 işte iş yapan tüccarlara soruyorlar mesela. Yabancı tüccarlara soranlar. O ülkede yaşayan insanlara soranlar. Hani bu belgesi olmadığı için ölçmesi kolay bir iş değil. Tam biri kalın ne diyorsunuz? Bu makalenin en önemli tarafı. Bu eskiden hep political economy biraz daha böyle racial choice tarafından ama işte Walter'lar var, democracy setup falan çok institutionları işin içine katmadan düşünüyorlardı ki işte 80'lerde üniversitede Richard McCarthy gerçekten politik ekonominin önüne açan bir yer ve politik ekonomi artık 90'lı yıllarda falan ekonomi ediliyor. Yani daha öncesinde de var ama bu tarafa bu Acemoğlu'nun çalışmaları çok önemli. 2000'li yıllardan itibaren onlar da bu institutionlar falan böyle sadece bu iş işte medium oturup falan karar verdiği bir şey değil. Aynı zamanda işte yüzyıllar öncesinden bir şekilde dizayn edilmiş kurumlar da önemli. Bir bakıma bu makale ikisini de birleştiriyor. Politik ve ekonomik. Zekat filan gibi şeyler de katılabilir buna yani. Enteresan oldu yani. Zekat kat sayısının yüksek olduğu bir toplulukta mesela böyle bir şey nasıl sonuçlar görülür? İlgaz konuyu yazı alsın. O da biraz herhalde sosyolojimizde devreye gireceksin. İnstitüsyon konusunu tartışıyor. Bizim yönetim alanında da öyle aslında. Siyasi bir yıl kadar. 80'li yıllarda şeyde de, kurumsal teori bizde de 80'li yıllarda başlamış. Hepsi aynı anda. Yani paralel gidiyor sanki. Çok çok merkezi bir şey bu yani. İnstitüsyon konusu. Şimdi konuyla bir yanlandık yani. Bir yanda politika sahibi, bir yanda sosyoloji, bir yanda işte ekonomi. Makro bakış var. Yani. Yani bir sürü şeye giriyor yani. Çok iş yaparsın, yapacağını maşallah Halil'in diğer güzel makalelerinde var. Bu sevmiş.
çok teknik kısımlara giremiyorum. Yani böyle bir bantlarla çıkmış. Yani hani işte bu mantık tutuyor mu? Biraz teknik.